bu videoda size cümlelerin hayatına etkisiyle nasıl başarını arttırırsın veya hayatını nasıl zindan ederse bunu anlatmak istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, beynimizin yakıtı konuşmalar, cümleler, kelimeler, sözcükler, beyanlardır değerli arkadaşlar. Konuştuğun her kelime bir kontrat gibi, imzalanmış bir kontrat, bir akit gibi etki yapıyor senin hayatına. Başarılı insanlara bakarsan, onların dil kalıplarını incelersen, konuştuğu cümleleri dikkate alır, dinlersen, başarılı insanlar sürekli kendini ikna ediyorlar. Ne diyorlar bunlar? Ben yapabilirim diyorlar, ben başarabilirim diyorlar, değil mi? Sadece kendine mi diyor, etrafındaki insanların cümlelerine itiraz ediyorlar. Sen yapamazsın, sen beceremezsin dediklerinde onlar muhalif oluyor, itiraz ediyor. Yok diyor, ben yapabilirim, ben başarabilirim diyor başarılı insan ve kendini muhafaza altında tutuyor. Kendini muhafaza altına alıyor. Ona sen tavuksun dediklerinde yok ben kartalım diyor, itiraz ediyor. Ve kendini yapabilirim cümleleriyle ikna ettiğinden dolayı yapabiliyor ve başarabiliyor değerli arkadaşlar. Başarılı insanlar bu şekilde. Bununla beraber bolluk bilinci yaşayan insanlar da aynı şekilde davranıyor. Yani bolluk bilincine sahip olan varlıklı insanların cümlelerine dikkat edersen onlar da aynı şekilde yapabilirim, başarabilirim diye kendini ikna ediyorlar. Yani yakıt beynine, zihnine, bilinçaltına o yakıtı koyuyorlar. Yani o cümleler biraz önce dediğim gibi o cümleleri yakıt olarak beynine koyduğu için, inandığı için, kendini ikna ettiğinden dolayı da gerçekten varlıklı oluyor, başarılı oluyor, mutlu oluyor. Peki başarısız insanlar kendini başarısızlıkla ikna ediyor. Yani dışarıdan ona söylenen cümle yapamazsın dendiğine evet ben yapamam diye kendini ikna ediyor. Tekrar tekrar içinden söylüyor bunu. Bazen kendi kendine de konuşabiliyor. Ben yapamam, ben beceremem, zaten hiç yapamadım, başarısızım gibi cümleler sık sık söylediği için, kendini ikna ettiği için başarısız oluyor. Sadece bu mu değerli arkadaşlar? Varlıksız insanlar veya maddi durumu iyi olmayan insanlar da sürekli bu şekilde kendini ikna ediyor. Sürekli kendini kurban rolüne sokuyor. Küçük Emrah moduyla hareket ederek kendini ikna ede ede o cümleleri söyleye söyleye olumsuz kelimeleri kendine sık sık söylediği için zihin mermerine o cümleleri kazıyor. Yani programlıyor kendini ve kendisi de artık başaracağına inanmıyor veya kendisinin de artık hayatında bereketinin olmayacağını ikna ediyor. Burada vermek istediğim mesaj dil kalıpları, söylediğin kelimeler, kullandığın cümleler ve kendini nasıl ikna ediyorsun. Olumluya veya olumsuza sen kendini nasıl ikna ediyorsun? Bir muhasebesini yap. Acaba şu anki durumuna bir bak, beğenmiyorsan eğer ben ne söyledim, ne yaptım, hangi cümleler ile kendimi ikna ettim tarafına da bak. Çünkü sana bu zamana kadar 18 yaşına kadar 144 bin kelimeyle olumsuz kelimeler ile seni hipnoz ettiler. Sana yapamazsın, beceremezsin, sen tavuksun dediler. Biliyorsunuz benim bu konuyla alakalı tavuk ve kartal hikayesiyle alakalı videolarım var. O videoları da izlemeni istiyorum bu ara. Orada bu mesajı aslında iyi veriyorum. 144 bin kere yapamazsın, beceremezsin kelimesi duyduğu için insan öyle inanıyor ve tekrar tekrar söylüyor. Ben yapamam diyor. Yapamıyor. Ben de yok diyor. Yok olur. Yok dersen yok olur. Sen kendini dışarıdan duyduğun o 144 bin kelimeyle ikna edersen, olumsuzluğa ikna edersen gerçekten sürekli başına sıkıntı ve olumsuzluklar geliyor. Bu sana bağlı. Senin elinde. Sen ikna ediyorsun. O yüzden kendini muhasebeye al. Yok dersen yok olur. Yapamam dersen yapamaz. Başaramam dersen başaramaz. Senin elinde. Şu dediklerimi ciddiye al. Bu anlattıklarımı yaz, ciddiye al ve hayatına yaz. Sen de başarabilirsin. Sen de daha fazla huzura ulaşabilirsin. Senin de o hakkın var. Sadece ciddiye al, hayatına yansıt bu dediklerimi. Bununla beraber sana yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için bu videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşçakal.